Evet, Arif abinin yanından ayrıldım. Sonrasında Fatih abi ve Derya ablayla da vedalaştık. Onlar da Finike'ye geçtiler. Ben de buradan Mira'yı gezeceğim. Saint Nicholas Kilisesi'ni gezeceğim. Noel Baba Kilisesi. Oradan da Kaş'a doğru yola çıkacağım. Öğlen vakitleri şu an. Şimdi Mira'ya gidiyorum. Sabah kahvaltısıyla birlikte geçirecekleri son dakikaları da tüketmiş oldular. Artık ayrılma vaktiydi. Mira'ya da geldim. Şimdi içeri gireceğim. Fakat o esnada Arif Dost'a bir telefon geldi. Merhaba. Merhaba. Ben Demre'ye bugün geldim. Lig yolunu yürümeye hedefliyorum. Kamp yeriniz uygun mu acaba? Tabii, buyurun gelin, uygun. Tamam, ben bir 15 dakika sonra tekrar arayacağım sizi. Görüşmek üzere. Fakat ne 15 dakika sonra ne 1 saat sonra Arif Dost'u tekrardan arayan olmadı. Şurada tiyatro var. Şurada anıtlar. Bugün Mira'dayım. Demre ilçesi, Antalya Demre ilçesi sınırları içerisinde şehre çok yakın bir antik kent. Çeşitli masklar kazınmış. Medusa, Mitras, Kartal, Ganimet. Bunların maskları kentte, Mira'da zaman zaman başkent olmuş. Likya Krallığı'nın zamanında Aziz Saint Nicholas, Noel Baba öğretilerini burada yaymış. Burada yaşayıp burada ölmüş. Kaya mezarlarının birçoğunun üst kısmında mezarın sahibi hakkında kabartma figürler bulunuyor. Bunlara bakarak orada yatanın savaşçı mı, tüccar mı, sanatçı mı yoksa aristokrat mı olduğunu anlayabiliyoruz. İşte şuradaki figürü görebiliyoruz. Birçok antik kentte bu var. Kaya mezarları zamanında defineciler tarafından patlatılmış. İşte kapısı, işte içindeki varsa da hazineler alınmış, götürülmüş. Yani gidersek gidelim, böyle hep işte yerli halkın anlattığını görüyoruz işte. On bin kişilik antik tiyatro. Helenistik dönemde daha kapasitesi az olan tiyatronun üstüne Roma döneminde bunu inşa etmişler. Likya Birliği'ndeki en büyük altı kentten biri olan Mira'nın tiyatrosunda aristokratlar için sıralanmış ön sıra locaları günümüze kadar ulaşabilmiş. Tabii ki oturaklar 2500 yıl önce de bu şekilde sıralanmıyormuş. Ama belki de kraliçelerin, kralların oturduğu taşlara dokunabilmenin hissi paha biçilemez. Burası da Saint Nicholas Kilisesi, Noel Baba Kilisesi ve müzesi aynı zamanda. Yazan bilgilendirme metinlerine göre 1087 yılında İtalya'da Bari'den gelen da Aziz'in mezarındaki kemikleri alıp Bari'ye kaçırdığı söylentisi olduğu yazıyor. Burada Patara'da doğmuş. Buranın Aziz'i olana kadar da Patara'da yaşamış. Girer girmez girişte çeşitli sikluslar var. Çeşitli tasvirler var. Şöyle mezarlar. Mezarların üstünde sikluslar. İncil'deki belli başlı olayların tasvirleri, betimlemeleri
Yani belli dönemlerde belli hakimiyet süren uygarlıkların katkıları var belli dönemlerde. İşte burada bir mezar. Bunu yapmak yasaktır diyor. Herhangi bir anlayı. Anla içinde bu nedir yani? Bu nasıl bir saygısızlık? Kimse de görmüyor. Nedir bu yani? Neyse. Günümüzdeki kiliselerin mimari yapısına benziyor. Şurada yine görsel tasvir. Kilise Ruslar ve Rumlar için kutsal, Aziz Nicholas da öyle. Burayı Ruslar 1800'lü yılların sonlarında onarmış, restore ettirmişler kiliseyi. Onlar için önemli olduğundan ötürü. Burada da işte şöyle bir bilgi var. 1862'de Rus Çarı 1. Nikolay tarafından yazdırılmış bir yazıt. Şu. Koruyucu San Nicholas heykeli. Şöyle. Her yıl 6 Aralık'ta Aziz Nicholas günü kutlanıyor burada Demre'de. Ruslar ve Rumlar buraya gelip bu günü diyorlar. Demre'den ayrılıyorum. Kaş'a doğru. Yoldayım. Yokuşlar yine çok gördüm. Her yerde bir yokuş var. Kurtulamıyorsun. Bu ne ya? Hayır. Bir saniye. Daha bu kısma gelmemeliydik. Daha en başta 15 dakika sonra arayacağını söyleyen telefonun karşı yakasındaki eline Kate Clove'un Likya Yolu kitabını almış, Likya Yolu'nun Demre etabını tamamlamak için Ankara'dan gelmiş olan Mustafa ile kilisenin çıkışında tanışacak. Onunla On the Road'dan sohbet açacak ve daha birçok şey üzerine konuşacak. Belki tüm bunlardan sonra yokuş konusunda drama queenlik yapabilir ve Demre'den ayrılabilir ama şimdi değil. Merhaba, ben Mustafa. Kaan'la bu yaz Demre'de tanıştık. Ben o sırada trekking yolculuğundaydım. Likya yolunu yürüyordum. Demre ve Finike parkurunu yürüyecektim. Demre ve Finike arası olan parkuru. Çok güzel bir karşılaşmamız oldu aslında. O gün benim için garip bir gündü. Demre'ye gitmiştim. Sanırım Haziran ya da Temmuz ayı olması lazım. Çok sıcak, çok sıcaktı hava. Demre'ye indiğim gün yürüyüşe geçecektim normal planıma göre. Demre'ye indim fakat yürüyüş yolunun Demre'nin çok dışında olduğunu fark ettim ve oraya hiçbir servis, şu bu, hiçbir şeyin gitmedi. Ankara'dan gelmiştim, aylık uzun bir yoldan. Ve ne yapacağımı bilmeden Demre sokaklarında yürüyordum adeta. Sonra orada bir yerliyle tanıştım, yerli bir esnafla. Yol sorma muhabbetinde Likya yolunun nereden başladığı, nerede bittiği ile ilgili. Yerli beni hiç beklemezken, hiç öyle hesapta öyle bir şey yokken evine davet etti ve benim acayip işime de geldi açıkçası. Çok da güzel oldu. Sonra o yerli, şimdi adını hatırlayamadım, ayıp bana. O yerli abiyle beraber günün bir kısmında yüzmeye gittik. Demre'nin sahiline götürdü beni. Sonra geri döndüm. Onun da bir gübre dükkanı vardı orada. Onun önünde gölgede oturup çay içerek, bir şeyler okuyarak falan vakit geçireyim akşama kadar dedim ama bir yerden sonra sıkıldım tabii. Çıkıp Demre'de de her gün Demre'de olmuyorum, bir yürüyeyim ne var ne yok diye. Bir bakayım dedim. Ana caddesinden yürürken Aziz Nikola Kilisesi'nin tabelasını gördüm, onu takip ettim.
Kiliseye vardığımda içeride bir tek Kaan vardı. Benim önümden gidiyordu ve bir şeylere bakıp geçiyordu böyle. Ama benden daha dikkatli bakıyordu. Kesin dedim ki bu bir şeyleri anlayarak geziyor. Benim gibi böyle müzeye bakıp ne güzel taşlar, neler yapmışlar falan diye. Buranın tarihini falan bilerek geziyor dedim. Müzenin çıkışında bir selam verdim ona. O da tam bisikletini o sırada şey yapıyordu, çıkartıyordu, kilidini çözüyordu. Sonra selam üzerine tanıştık işte. O da çok sıcakkanlı biri. Çok sıcakkanlı yaklaştı bana da. Ve o da bir yolculuktaymış. Yani bisiklet turundaymış. Ve orada bir kampingde kaldığını öğrendim. Demre yakınlarında. Güzel bir kamp. Ben tabii kalacak yerimi bulmuştum. Neyse, Kaan'la müzenin çıkışında oturduk. Uzun uzun muhabbet ettik. Soğuk limonata eşliğinde Demre'nin merkezinde bir hastanede. Yol anılarımızı paylaştık. Müze gezmek üzerine falan konuştuk. Belli ki Kaan seviyor zaten bu işleri. Ya keşke daha çok vaktimiz olsaydı, daha çok muhabbet etseydik gibi bir şey kaldı içimde. Ama belli ki onun da gitmesi gerekiyordu. Yolculuğuna devam etmesi için. Yolculuğumun güzel başlamasına sebep olan iki güzel tanışmadan biriydi aslında bugün Kaan'la tanışmam. Birincisi o yerliyle tanışıp beni evine davet etmesi ve Demre'yi birlikte gezmemiz. Daha sonrasında Kaan'la oturup uzun uzun muhabbet edip çevre hakkında böyle fikir almamız, yol konusunda, yolculuk konusunda anılarımızı paylaşmamız. O günü güzel geçiren, güzel hale getiren iki şeydi aslında. Sonrasında yolculuğumda başladığı gibi böyle çok şansım açık şekilde devam etti. Yukarılara çıktım. Sıfır rakımdan 1800 metre rakıma kadar tırmanışla geçti yolun ilk iki günü, üç günü falan. Yukarı çıktığımda yörükler vardı. Parça parça böyle çadırlar kurmuşlar. Hayvanlarının peşinden geziyorlar. Hala böyle katırlarıyla falan bir sürü keçileri meçileri çadırların içinde yaşıyorlar. Onlarla vakit geçirdim. Yörüklerin çadırında kaldım 1-2 gün. Farklı ailelerle beraber. Sonra yukarı çıktıkça hava çok değişti. Yazın ortası olmasına rağmen hiç terlemeden serin serin gezdim. Her yerde bir su kaynağı vardı zaten. Yanımda doğru düzgün su taşımama bile gerek yoktu. Kuyu suyu vardı. Yani aşağı yukarı bir saatlik yürüyüş mesafede, en fazla bir saatlik yürüyüş mesafesinde bir su kuyusu vardı. Ve su kuyusundaki sular her zaman buz gibi oluyordu. Zaten hava da serin yukarıda. Oldukça keyifli geçti o yürüyüş. Başlangıcında olduğu gibi. Gayet keyifli bir yolculuktu benim için. Güzel insanlarla tanıştım Kaan gibi. Umarım Kaan'a denk gelirsiniz yolculukta. Sana da iyi yolculuklar Kaan. Yolun açık olsun bundan sonra da. Blogunu da takip etmek istiyorum. Gezi günlüğünü daha doğrusu. Görüşmek üzere. Yerlilerin söylediğine göre eski kilise kalıntısı. Şuradan bir dere akıyor. Şu aşağıdaki plajın adı da Çaydere Plajı. Şöyle yolda çok güzel. Böyle müthiş. Bu 100 yıllık serenadı bir yerden hatırladınız mı? Evet, burası orasıydı. Çayazı plajının kuzeyindeki kilise kalıntısı buradan çok daha net gözüküyor. Buradan manzarası daha güzel. Şu eski kilise kalıntısı ve Çaydere Plajı. Şöyle bir yol takip edeceğim. Uzun bir yolum var. 40 kilometre yolum var, saat 5. Bayağı geç kaldım. Muhtemelen geceye kalacağım. Bakalım. İnsanın kendini bilmesi ne kadar da olumlu. Köye gece vardım. Ne kadar da güzel ilerliyor. Rüzgarı arkasına almış. Her şey istediği gibi gidiyor. Tam o anda ani bir uyarılmayla frenlere asılması bir yoldu. Çıktığı o kadar yokuşu şimdi inmesi gerekiyordu. Gideceği yere kadar para çekebileceği bir yer bulunmuyordu. Ve cebinde parasının olmadığı aklına geldi. Hem zaten birkaç kağıt parçasına o günlük ihtiyacı bile olmayacaktı. Ama bunu o an bilemezdi. Yapması gerekeni yaptı. Aynı yokuşu iki kere çıktı. Yaptığı bu şapşallığın yarattığı sinir dalgasının sona ermesi için ne gerekiyordu? Bir mail gelir ve Royal Akademi'ye kabul almışsındır. Hem de hiç başvurmadan. Hayır. Aslında sen Buster Keaton'un kayıp torunuymuşsun. Eve bir madalyon gelir ve üzerinde artık bit kuşağına temsilcisi olan sen yazar. Bu da değil. Aslında tam olarak şöyle bir şey. Şöyle bir soğutucu koymuşlar.
Biraz şişelerimi doldurdum. Sağ olsunlar. Ben teşekkür ediyorum. Kimseyi bulamadım. Koşun, koşun. Kolay gelsin. Buraya çıkacağım. Mecbur. Şapkam düştü. Ta şu iş makinesinde oradan beri rüzgarla birlikte buraya kadar geldi. Demre Kumluca hep böyle seralarla dolu her yer. Buralarda da çok fazla altın, sikke bulunduğu söyleniyor. İşte İkke döneminden, Roma döneminden kalma. İşte kim bilir hangi özel mülkün arazisinde ne kadar çıktılar, şimdi neredeler, keşke bilebilsek. Biri hala vardır belki bazılarının altında. Şurada da bir tane anıt kaya mezarı var. Ayakta kalabilmiş. Birçoğu talan edilmiş, birçoğu çok çok önceden boşaltılmış işleri. Dinamitle patlatılmış çoğu. Evet, ülkemizdeki tarihi eserlerin akıbetiyle ilgili en yaygın mit bu dinamit unsuru olabilir. Fakat Heinrich Schliemann'ın kaçırdığı Truva hazineleri, Berlin'deki Millet Güney Agora kapısı, müzede Louvre'daki Üç Güzeller mozaiği, British Museum'daki Nereitler anıtı, Viyana'daki Heron of Thrace anıtı ve daha birçok örnek aslında tarihi eserlerimize ne kadar az değer verdiğimizi gösteren mitten öte şeyler. Bazıları çok şirin. Bazıları çok sıradan, güzel genel olarak. Şurası Kekova Adası. Aşağı kısımda Kale Üçağız. Biraz ilerisi de onun Kaleköy. Ben de yoldayım. Kaş'a geçeceğim yarın. Yol üzerinde bir kamp alanı buldum. Oraya gitmek istiyorum. Üzüm koyu var orada. Oralara da bakacağım. Antik kentler var. Apollina, Apellia. Onlara bakacağım. Yarın bunları halledeceğim. Apellia çok uzakta. Bisiklet yolu, bisiklete uygun bir yolu yok. Ona gitmeyebilirim. Ama Apollina'ya gitmek istiyorum. Oradan da Kaş'a geçeceğim. Sen plan yaparsın. Hayat arkandan kıs kıs gülmekle meşguldür o anda. Kısacası az önce yaptığı planın tam tersini uygulamak zorunda kaldı. Apellia'ya hayatta gidebileceğini düşünmüyordu. Ama oraya gitti. Apollina'ya çok kolay gidebileceğini düşünüyordu. Ama oraya gidemedi. Saat 7.30, hava kararmaya başladı. Bir saat 15 dakika falan var. Şöyle iki tarafı da orman. Bir yoldan gidiyorum. Araç sayısı da seyrekleşti. Bir an önce çıkmam lazım. Gece oldu mu domuzlar geçmeye başlayabilir. O yüzden biraz hızlanıyorum şu an. Uzun süredir iniyorum. Yani bir dakikadır falan. Ama çok iyi geldi. Yolumu da kısaltmış oldu süre olarak. İki yanı ormanlık yol tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdü. Sonunda bir yerleşim yerine varmış olmak onu mutlu etti. Burada Apollina antik kentine bir göz atmak için köyün içine girecek. Fakat antik kenti bulamayıp köyün ıssızlığının büyüsüne kapılacak. Güneş de çok güzel batıyor. Sahil Kılıçlı köyü. Burası da. Bu orijinal köy. Bayağı ıssız bir köy. Apollina antik kentine gidiyorum. 800 metre yolum var. Bu yolun sonunda herhalde. Bakalım.
Böyle kötü bir yolu var. Kaş yakınlarında bulunan bu köyün tarifi zor bir aurası vardı. Köy meydanı temiz, köy camisi ve mezarlığı kısmen bakımlı. Birilerinin yaşadığı söylenebilir fakat hiçbir yaşam belirtisi yok. Perli'ye antik kenti için geldim. Sahil Kılıçlı köyüne. Şuradaki yapılar çok dikkatimi çekti. Çok güzeller. Köyün içerisinde de böyle yapılar var. Şöyle bir yoldan gidiyorum. Gerçekten çok engebeli. Apelia Antik Kenti'ne giriş bir patika varmış. Bir yol devam etmiyormuş. O patikayı bulamadım. Ben yarın gelebilirsem gelmeyi düşünüyorum. Köyün içerisindeki evler. Onlara bakacağım şimdi. Çok güzeller. Eski yerleşim yok muhtemelen. Çoğunda veya ahır olarak kullanıyorlar. Şu tarz evler. Köye girmesiyle çıkması toplam 1,5 saatini aldı. Gördüğü tek canlı 2 kargadan ibaretti. Köyde hiç kimseyi göremedim. Issız bir yer. Terk edilmişti köy gibi. Tabii ki değil, belli ama hiç kimse yok dışarıda. Köyün camisi. Yazılır. Sahil Kılıçlı köyünden ayrıldıktan sonra komşu köy Boğazcık köyüne doğru yola koyuldu. Bu akşam orada konaklayacak. Köye gece vardım. Burada bir kamp yeri var, oraya ulaşacağım. Burası Kaş yakınlarında Boğazcık köyü. Antik kentinin kalıntıları da bu yolun sonunda, bu köyde. Yarın ona gideceğim, onu gezeceğim. Oradan da Kaş'a doğru yol alacağım. Ama bugün iyi bir uyumam lazım. İşte Likya yolu, işaret tabelaları. Çoğu kişi Likya yolunu yürürken buradaki kamp alanlarında konaklıyorlar, dinleniyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Bu işler bir şey çıkmadı. Ya kendime acaba ortak mı? Kamp yerine geldiğinde kamp sahibinin topukladığını anlayacak ve bu hiç hoşuna gitmeyecekti. Böcü oluyor da bunlar. Ha? Böcü oluyor da. Ha. Bunun için götürün. Ya. Orada benim havuz var. Çok böcü oluyor. Hayır şöyle ya. Tamam. Boğazcık köylüsü Ramazan Dost'la karşılaşacaktı. Ramazan Dost hemen onu evine davet edecek, akşam yemeğini onunla paylaşacak, ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştıracaktı. Dün yaptı orada bir şey değiştirdim. Böyle çalıştım, gene atmadı ya. 3 ağaç kestim, tamam. Gene atmıyor ya. İlla vardır orada, bir tıkana yer vardır. Orijinal takmıyor demek ki. Orada bir kapak değiştiriyor. Sen Demre'de mi yaptın bunu? Ha, senler var. Demre'de ne gitme dayı. Demre'de motorlar bozuyor, hılı beter. Ya bir yağ şey var, başka bir şey yok motorun. Olsun. Bir daha gelsinler diye bir şeyler yapıyor o. Vallahi. Yapma. Sen Fenike daha tamirciye götür bak. Ona götürmezsen yaylaya götür. Tabii ki onun yolculuğuyla ilgili de bol bol konuşuldu. Kaş'a gideceğini öğrenince Ramazan dostum misafiri hemen yardımcı olmaya çalıştı. Geldiği yolu tekrar çıkarak Kaş'a ulaşmak yerine kıyı şeridindeki yürüyüş patikasını takip ederek Kaş'a geçebileceğini anladı. Denize girmiyorum da direkt Kaş'a gidiyorum. Ama en son gençliğinde oralara gitmiş birinin bilgilerinin eskiyeceği hesaba katılmalıydı. 2,5 saattir ormandayım. Yol ileri baktım, ileri gittim. Yol o kadar kötü ki. İnsan yürüyerek bile gidemez. O kadar zor ki.
Ben bisikletle hayatta yapamayacağım. İmkanı yok.